Anladım. Peki. Esra, sofranın sunumunu nasıl buldun? Güzel buldum. Beğendin. Beğendim. Semanur? Peçeteler fazla olmuş. Onun dışında renkler uyum güzel. Pınar? Bence harika. Yani harika. Bu haftanın en iyi masası diyebilirim. Oo, peki. Çünkü hani bu kalabalık yapmamış, artı bir renk katmış. Bence çok güzel. Peki Kaan Bey? Masa genel olarak güzel ama 3 tane peçeteyi şov diye düşünüyorum ya. Şov üç tanesi, diye. Evet, 3 tane. Yok be Kaan Bey, şöyle şov diyeyim. Şov yapmışsınız, bence şov, gerek yok. Şov yapmadım Kaan Bey. Çift servis açtım. Dakikada bir kaşık çatal getirmemek için. Yok, onlar güzel onu deniyorum. Olmuş. Onlarda sıkıntı yok. Peçete. Masa gayet güzel. Hayır, peçete ben, 3 tane olması... Bende hijyenik takıntısı var Kaan Bey. Sen ne kadar evimi beğenmesen de, yorumu kötü de yapsan, ben pire gibi uçarım ama ben sadece şunları yere koymamak için, masanın üstüne koymam. Çünkü bu ne kadar yıkanmış olsa dolapta katlı duruyor. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, öyle. Anlıyorum. Çorbalarımızı alabiliriz Netice ablacığım. Evet. Ekşili, yeşil mercimekli, tavuklu çorba. Şöyle alayım ben. Tabii. Ekşili mercimek ya, bunun neresinde ekşi var abla? Hiç ekşilik tadı alamadım ben. Limon ve yumurta halinin terbiyesi. Aa, limonları unuttum. Evet, hiç limon yok içinde. Yani limon kesmiştim. Çıkacaksa... Bir saniye. Limonu yok. Kesmiştim. Burada hazırdı hepsi. Ama limonu normalde terbiyesine geçti. Koymanız gerekmiyor muydu? Koydum. Hayır, Kaan'ın belirtmiş olduğu şey... Ekşili deyince yok. İçinde ekşilik bekledim ben. Terbiyesinde mi ekşilik yok, yoksa şimdi abla bunun içinde kendinin ekşi mi olması gerekiyor, üstüne limon mu sıkmamız üstüne gerekiyor? Üstüne limon da sıkabilirsin, içinde ekşilik de olabilir. Yani terbiyesine, yumurtanın sarısına bir tane bütün bir limon... Bir buçuk limon sıktım. Hiç, yani hiç yok, gelmiyor ekşilik. Demek ki 2,5 sıkmanız gerekiyormuş. Hiç hani kendimiz sıkacaksak... Ne anlamı var ki ekşi çorbanın? Yani yapımında içinde zaten bir işte az limon. Olmuş, onu söylemek istiyorum. Hani olmuş. Hiç ekşilik tat alamadım ben. Ve terbiyeniz gerçekten kesilmiş. Evet. Kesilmiş, kesinlikle kesilmiş. Pütür pütür böyle gösterebilirim. Ama ben yoğurt falan kullanmadım yani bu çorbanın. Ne yumurtanın o zaman beyazı yumurta bu. Yumurta ve Kaan Bey diyor ki bunun yumurtanın beyazı kesilmiş diyor. Evet, burada hemen var beyazlık. Şöyle göstereyim size de. Ben de devam. Var ben yani. Yumurtayı özellikle de süzdüm. İşte olmamış ablacığım maalesef. Yumurtanın beyazını koydun mu sen bu çorbaya? Hayır, koymadım. Sarısını koydum. Ama işte kaçmış. Ama süzgeçten aynı şeyi siz Pınar Hanım için de söylediniz. Yok, benim için. Bir dejavu yaşıyoruz. Pardon, Semanur Hanım için de söylediniz. Onda da azıcık vardı. Ama süzgeçten geçirdik. Ama demek ki... Ama yani buradaki gördüğüm beyazlık ne o zaman? Açıklamasını yapsın, tamam diyeceğim. Yani yumurtanın sarısı ve limon var içerisinde. Yoğurt yok. Yumurtanın beyazından hiç yok. Tamamıyla sarıyı çıktı. Evet. İşte demek ki kaçmış. Çünkü beyazlık var yani. Tamamıyla kesilmiş. Yani Kaan Bey kesilmemiş. Bak bu çorbaya nane üstüne koyduğuma rağmen bu çorba kesilmem. Yoğurtlu olsaydı kesildiğini düşünürdün. Bu yeşil mercimeğin eridiği bir kabuktur. Bak şöyle kaşıkta bakın. Bakın bu çorba kesilmemiş. Bu çorba kesilmiş abla. Bu havuç mu var bir de içinde? Havuç var mı içinde? Havuç tadı aldın mı içinde? Hayır, burada kırmızı turunculuk şeyler var. Karışık olan baharattan koydum şöyle o kadar. Ondandır o zaman. Evet, karışık olan baharattan olabilir yani. Karışık baharat kullandım. Şöyle, şu kavanozun içinde evet. Tablet, tavuk suyu tabletler var. Evet, onları... evet. Kız sakin ol, sakin ol. Tavuk suyu tabletlerin tozu vardı ya eskiden, markasını diyemiyorum size. Onun içinde sebze baharatları da oluyor tamam. Ya böyle kaşık. Evet. O olan. Anladım. Peki Kaan Bey, tadı nasıl? Ya tadı dediğim gibi ekşilik aradım. Bana böyle bir yavan geldi ya. Yani tavuk suyunu haşladınız, tavuk suyuyla mı yaptınız? Evet, tavuk suyuyla yaptım. Tavuğu haşladım, suyuyla ya da yaptım. Suyu çok gelmiş, bilmiyorum yani tam böyle bir lezzet alamadım. Bu aslında öyle değil. Ben tam böyle siz pilav yermiş gibi söylemeyin diye ben bunu bile sulandırdım. İnanır mısın? Hani biz pilav mı yiyoruz? Bu çorba, bunun kıvamı daha koyudur. İşte ben de evet, brokoli çorbamda, ay bir şey söylemek istiyorum. Ben de brokoli çorbamda olması gereken kıvam oydu. Sulandırsaydım sulu olmuş derdiniz. Yine dediniz ki katı olmuş. Bence siz de çorbadan peki anladım. Şu an çorba sulu mu? Ya yani biraz, evet. Çok değil, biraz. Mama yerdik o zaman da. Yani. Olması gereken böyle. Ama yani ben sadece... Ben sadece blenderdan da geçiriyorlar ya, ben öyle bekledim, öyle sandım ama evet. Böyle de yani oluyor. Sen tadını beğendin galiba çorba bitkileri. Vallahi beğendim. Peki sana bir yavanlık geldi mi? Hiçbir yavanlık gelmedi. Sadece bu tavuklar birazcık daha böyle ince ince ayrılsaydı, aslında ağza Pınar gelmeseydi. Aslında Pınar Hanım daha büyük yapıyorlar. İnanır mısın? Tavuğu şu kadar atıyorlar içine. Ben özellikle bunu yine doğradım. Peki kıvam olarak çorba
Kahveyi sulu bulan var mı Kaan'dan başka? Evet. Sulu biraz daha çorbayı? Biraz daha kıvamlı olmalıydı. Bu kadar sulu olmalıydı ve ikinci olarak da biraz daha kıvamlı olmalıydı benim için. Pınar, sen beğendin mi çorbayı? Ben çok beğendim. Sulu mulu yani nasıl daha bunu suyu çekilse ne olacak? Bu çünkü pilav gibi yiyeceğiz böyle önümüzde. İçinde çok zaten fazla. Zaten kesme var, mercimek var, tavuk var. İçindeki malzemeler çok fazla. Tamam, içindeki malzemeler fazla ki su yoğunluğu olması fazla gerekiyor. Fazla olmaması gerekiyor bu kadar. Çorba biraz daha kıvamlı olması gerekiyor. Yediğinize olmalı. Emin misiniz daha önce bunu? Yedim tabii yedik ki. Oh. Niye yemeyelim? Ve ekşiliydi yani. Yediklerim. Hiçbirinde hayır, ekşili. Çünkü sofralarından eksik olmaz ya hani bilirseniz. Yani ekşi ben olsam yedim. Mı? Evet, ekşiliği gerçekten detaylı. Siz aldınız. Yani şu limonu sormak gerçekten ekşili değil mi Kadir Bey? Ekşiliği çok güzel. Hayır. Ekşiliğini de beğendim. Ekşiliği çok güzel yani. Semanur. Netice Hanım, erişteleri kendiniz el açması mı yaptınız? Bugün mü yaptınız? El açması yapmadım ama el açması getirdiler bana. Neden açmadınız? Ben sizden vallahi bekliyordum. Evet. Şöyle bir döktürün, açın, kesin. Neden biliyor musun? Benden bekliyorsun. Kolumdan dolayı bugün yemek yaparken bile zorlandım. Şu kolum 3 aydır ben bu kolumdan hiçbir şey yapamıyorum. Farkında mısın? Bak. Koluma bakın. Keşke katılmasaydınız. Katılma, işte katılmıştım ama çıkınca bu kadar erken çağrılacağını düşünmemiştim. Bir de erişteler benim için çok büyük ve çok şişmiş. Yani böyle çorba değil de sanki kıvamlı bir yemek yiyorum. Evet, benim için yani sulu benim için çorba. Yani. Hayır, kıvamlı bir yemek diyorken iç malzemesi çok fazla sulu diyorum. Sulu dediniz biraz önce. Bakın, anlamak istemiyorsunuz galiba. Evet, bu çorba çok sulu, kıvamlı değil ama içindeki malzemeler de çok. Aşırı çok. Yani bu o zaman malzemeleri de koymasa bu erişte bunun şişmesi gerekiyor. Eğer şişmese çok büyük, sert çok fazla. Biz bu kadar kesilmiş. Ben onu kıramam ki. Çorbasını bu kadar. Evet. Sen mincik... Çok bağırdığınız için çok bağırmam gerekiyor. Size sağlık. Benim yorumum bu kadar. Peki, afiyet. Beğendin mi çorbanın tadını, beğendin mi? Ya tadı denildiği gibi ekşili bir çorba değil. Ekşi tat alamadım. Anladım. Peki Esra Hanım? Menünüzde de yani yazdığınız gibi hani ekşili mercimek çorbası dendiği için ben de ekşilik alamadım gerçekten. Hiçbir şekilde gelmedi. Bir de limonu hani ben terbiyesinde daha çok kullanır bekledim. Bir de bu kesme erişteleri kare kare bekliyordum. Kıvam olarak da yani biraz o kareli sulu. Biraz yöre yöre değişiyor. Yöre yöre değişmiyor. Her yöre sizce? De erişte çok farklı. O kareli nasıl oluyor biliyor musun? Soğuk yoğurt çorbasına oluyor. Siz yanlış düşünmüşsünüz. Hı. Evet. Tamam, peki siz bilirsiniz. Yemekten anlamadığınız için. Ya yemekten evet, havalı. Aynen öyle. Benim bakın benim çıkardığım menü gibi hiçbiriniz yapmadınız. Aa, öyle mi? Evet. Vay vay. Vay vay. Evet. Yani ben genel anlamda beğenmedim, damak zevkime de uymadı. Ha, şimdi beğenmediğiniz olsun. Kısım lezzetli mi değil? Evet, yavanlık var. Anladım. Peki, yavanlık var. Afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. Ablacığım eline koluna sağlık. Ben lezzetini beğendim, güzel olmuş. Afiyet olsun. Sen sadece çorbayı doldururken herhalde çok dibinden aldığın için evet. Bize çok yoğun gelmiş. Yok. Yoksa çorbanın kıvamı bence güzel. Sadece ekşili evet bir tık daha az. Terbiyesine biraz daha fazla limon sıkabilirdi ama 1,5 limon sıktı. Evet, 1,5 yani gözümün limon... önünde dünyanın limonunu sıktı içine. Evet. Keşke biraz tadına baksa ekleyebilirdim. Baktım. Ama aslında çorbanın lezzeti güzel olmuş. Yani bana yavan bir çorba gelmedi. Afiyet olsun. Ki Pınar'a da gelmemiş. Şaşırdım açıkçası ya. Kaan'ın hele çok böyle şey demesi çok şaşırttı beni çorbada. Bilmiyorum. Yani çünkü içi dolu bir çorba. Yani... Biraz daha susuz koysan o erişteler bu sefer şişip içinde löp löp dediği gibi bildiğin pilav yiyeceğiz. Tamam, onu geçtim ama hani... Hani suyu peki kıvamsız bir su mu? Böyle cıbır cıbır evet, mu? Evet, cıbır cıbır. Normal bildiğiniz İçindeki malzemeleri olmasa cıbır cıbır yani çorba. Yemek gibi değil mi? Çorbadan ziyade bir yemek gibi. Ya onu ben şeye bağlıyorum. Doldururken çok dibinden doldurmuş. Mesela şimdi yemek koyarken az suyu az da dibinden alırsın ya. Ama Kadir Bey yemekten anladığını söylüyor ya ona da dikkat etseydi o zaman. Evet. Madem yemekten benim günümde anlıyor, de çok fazla eleştirilmişti terbiyesi. Özellikle Netice Hanım bunu çok eleştirmişti. Hatta deha dahi gurme Netice ablamız. Evet. Oturdu tek tek bunu anlattı, izah etti. Bak böyle açacaksın, şöyle yapacaksın. O terbiye böyle olur, şöyle olur. Terbiye. Çok terbiyeli bir terbiye. Çok terbiyeli bir çorba olmuş. Terbiyesiz bir terbiye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.